Özellikle oteller konusunda tam bilgi edinmeleri için otellerin web sayfasına girmeliler. Otel hakkında iyice bilgilenmeliler. Ondan sonra rezervasyon yapmalılar. Online rezervasyonlarda en çok dikkat edilmesi gereken konu yaprak siteler. Biz turizm dilinde bu yaprak site deriz, sahte siteleri. Bunlara çok dikkat etmek gerekir. Özellikle rezervasyon yapılırken tuşa basıp tam rezervasyon yapılacak. İstedikleri başka siteye yönlendiriyorlar ve burada para kaybına yol açabiliyor. Para yatıyor ama gerçekte otele rezervasyon yapılmamış oluyor böyle bir durumda. Buna dikkat etmeliler. Böyle bir şey de illa diyelim ki bu oldu. Başka bir siteye parayı gönderdiler. Direkt tabii ki polise müracaat edecekler. Yani bunu çözebilmek için. Ama tabii bu konuya gelmemesi için özellikle web siteleri çok önemli. Web sitesine girecek, telefonunu bulacak. Tabii bunu söylerken ben büyük seyahat acentaları, büyük tur operatörleri ve büyük otellerden bahsetmiyorum. Bunlarda pek problem olmaz ama 3 ve 4 yıldızlı otellere rezervasyon yapılırken veya farklı bölgede çok büyük olmayan 5 yıldızlı bile olsa buna çok dikkat etmeliler. Bir de resimlere dikkat etmeliler. Mesela resimlerle otel web sitesindeki resimler uymuyorsa buralarda uyanık olmalılar. Demin de bahsettiğim gibi bu yaprak siteler çok önemli. Gerçek olmayan siteler, gerçekmiş gibi gözüküyorlar ama bunu özellikle rezervasyon yapıp tam para gönderecekleri zaman ki mümkünse parayı göndermesinler. Her zaman şunu desinler ki ben parayı otele girişte ödeyeceğim. Eğer bunu girişte ödeyeceğimi demezlerse, onun üstünde durmazlarsa her an dolandırılabilirler. Buna çok dikkat etmeleri lazım. Onun dışında telefon numaralarına ulaşmaları lazım. Gerçek otelciliğe. Tabii bu konuda da dolandırılabilirler. Telefon başka yere yönlenebilir. Yani bunu defalarca sormalılar. Girince ödemeliyim diyecekler. Yani web sitesine ödemeyecek, bankaya bir göndermeyecek. Özellikle bu konuya dikkat etsinler. Girişte ödemeye. Bunlar direkt otelciye işte demin de dediğim gibi girişte ödeyeceğim dediği zaman bu çözülür. Onun dışında çok zor. Her an dolandırılabilirler. Sahte otel aslında bunların hepsi demin verdiğim cevaplara bağlı. Direkt resimlere bakacak. İşte ondan sonra o oteli bulacak, başka resimlere bakacak. Web sayfasında birçok yere gideceği oteli denetleyecek, kontrol edecek. Resimler tutuyor mu, odalar tutuyor mu? Çünkü yeni gözükür aslında çok eskidir. Bunlara defalarca bakmalılar yani. İyice emin olmalılar. Telefonlarına ulaşmalılar. Girişte ödeyeceğim diyecek ki o sırada işte şeylik doğar. Heyecan yaparlar, istemezler, girişte ödeme olmaz der, illa bankaya ödeyin der, her şeyimiz doğru der, güven telkin etmeye çalışırlar. Ama her bir şekilde güvenilmesin, özellikle paralar girişte ödensin, resimler kontrol edilsin, telefon numarası bulunsun, telefonla konuşulsun, birçok yönde kendilerini garantiye alsınlar. Japonca. Korece.